Merhaba Tur Rehberi'nin takipçileri. Sizleri Eyüp Nişanca'dan sevgiyle selamlıyoruz. Eyüp'ün bu üst bölümü Eyüp Sultan bölgesinden daha ayrı ve birçoğumuzun gözünden kaçan güzelliklerle dolu. Hemen ilk karşımıza çıkan bu güzel çeşme oluyor. Bu çeşmenin de bizim hoşumuza giden yanı üstteki şu işlemeleri. Bakar mısınız? Muhteşem bir çeşme. Adı da Akar Çeşme. Ve bir musluğu var. Suyu akıyor sevgili takipçiler. Peki Akar Çeşme neymiş? Hemen bir bakalım. Sadrazam Semizali Paşa Çeşmesi bu aynı zamanda. Ve Hazreti Hüseyin'in ruhu için yaptırılmış. Gerçekten çok güzel ve çok önemli bir çeşme. 1994 yılında da onarım yapılmış Eyüp Belediyesi tarafından. Akar Çeşme de ismine yakışır şekilde İstanbul'un musluğu hala aktif olan çeşmelerinden biri. Eyüp Sultan'a geldiğinizde mutlaka bu tarafa doğru da gelin. Göz ardı etmeyin ve ben İstanbul'da bu kadar güzel bir çeşme gerçekten çok az gördüm. Eyüp Nişanca'da gezmeye devam ediyoruz sevgili takipçiler. Cezeri Kasımpaşa Camii'ne geldik. Burası da 16. yüzyıl başlarında inşa edilmiş. Bu cami nişancılık, defterdarlık ve vezirlik görevlerinde bulunmuş Cezeri lakabıyla tanınan Kasımpaşa'ya adına yaptırılmış bir cami. Cami ilk yapıldığında yanında ahşap bir medrese ile fevkani bir Sıbyan Mektebi bulunmaktaymış. Kare planlı cami gerçekten çok güzel. Hemen hızlıca bir bakalım. Siz bu bölgeye geldiğinizde buraları tek tek gezin, görün ve bütün camileri tarihiyle araştırın. Nişanca, neden Nişanca sevgili takipçiler? Fetih zamanında nişancıların bu bölgede olduğu biliniyor. Bakın hemen karşımızda yine bir çeşme var. Ve bu çeşmenin her tarafına maalesef yazılar yazılmış. Şöyle manzarayı da görelim. Ve bir şöyle. Bakın çok güzel burası. Çok keyifli. Bakın kuş yuvası yapmışlar binaya. Tatlı da bir yağmur yağıyor sevgili takipçiler. Bu musluğu olduğu için sevindiğimiz tarihi çeşmenin üstüne bu yeşil boyalarla yazı yazan şahsiyet gerçekten çok fazla sözü hak ediyor ama biz söylemeden yola devam ediyoruz. Evet sevgili takipçiler, biz bugün Eyüp Nişanca bölgesini doğma büyüme bu mahalleli olan bir arkadaşımızla geziyoruz. Ve oldukça önemli bir rota olduğunu söyleyelim size. Bu bizim için bir ilk keşif gezisi oldu. Bundan sonrasında da bu bölgeyi detaylı şekilde gezip görmek istiyoruz. Mutlaka geleceğiz. Çünkü Eyüp Sultan ve çevresinden ibaretmiş gibi görünüyor. Eyüp fakat en eski semtlerden olan burası, bu bölge tarihi anlamda çok önemli. Bakın hemen bir nostalji yapalım. Sepeti sarkıtmış yukarıdan hanımefendi. Bakın sepet. Bakkal amcalardan eşya aldığımız günler, alışveriş ettiğimiz o güzel günler, eski evler. Sizlerle gezmek bizler için her zaman çok güzel sevgili takipçiler. Eyüp'te, Eyüp tepelerinde bakın eski evler terk edilmiş. Kim bilir ne hayatlar yaşandı. Bakın yolda görüyor musunuz, kalaycı teyze geçiyor. Eski mahallenin şu an tam kokusunu içimize çekiyoruz sevgili takipçiler. Çok güzel. Kalaycı. Muhteşem bir manzara. Ve hemen karşımızda da Arakiyeci Takkeciler Camii var. Bu da çok önemli bir eser. Ve yapım yılı Takkeciler 17. yüzyıl 1632. Gerçekten çok güzel. Mutlaka bu bölgeyi detaylı gelin gezin. Bugün tur rehberinle birlikte geziyorsunuz. Ve şu bahçeyi de çok sevdim. Yani sanki eskileri
hatırlatan çok hoş bir havası yok mu takipçilerimiz? Arka bahçelerimiz vardı eski o tek katlı evlerimizde. Benim doğup büyüdüğüm yerde tek katlı bir evde büyüdüm ben Hopa'da, Artvin'in Hopa ilçesinde. Ve böyle hoş bir arka bahçemiz vardı. Orada oyunlar oynadığım o yılları hatırladım. İşte her yerde böyle güzel hatıralar. Gezmek bu yüzden güzel sevgili takipçiler. Sizi an geliyor çocukluğunuza, an geliyor gençliğinize, bir sevdiğinize, eski bir dostunuzun hatırasına götürüyor gezmek, keşfetmek. Gerçekten çok güzel. Bence çıkın çıkın gezin. Çıkın çıkın hava alın, mutlulukla dolun. Ama şunu da size göstermeden buradan geçemeyecektim. Bakın çok güzel, çok eski bir binayı bir market yapmışlar. İnanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum sevgili takipçiler. Bu markete girince zaten insan buradan çıkmak istemez. Eyüp Nişanca'da bu kadar önemli, güzel bir market. Şey, yapının altı hemen market. Bakın içinde elmalar, kıvırcıklar. Yani inanamıyorum. Yanında da böyle güzel bir çeşme. Eski evler. Ve sizi şimdi fetih zamanından, bakın şu eski evlere de bakalım. Fetihle, İstanbul'un fethiyle aynı yaşta bir camiye götürmek istiyorum. Bu yapılar çok kıymetli. Eyüp'ü sadece meydandan ibaret zannederdik. Biz de inanın buraları yeni yeni keşfediyoruz ve hemen sizlerle paylaşıyoruz. Bu da bizim için. Bakın eski dükkanların eski levhaları. Çok güzel. Ve işte bahsettiğim cami. Arpacı Hayrettin Camii. Bakın. Eski. Güzel bir cami. Bakın şu evler. Muhteşem. İstanbul. Ay, renkli cumbalı evler var sevgili takipçiler. Doyamazsınız. Hemen burada da Hazreti Ethem adına bir Ethem Hazretleri adına bir türbe var. Ve hemen yanında da mahallenin muhtarlığı. Çok güzel. Bakın. Muhteşem. Gelin şu renkli cumbalı evlere de bir bakalım. Ondan sonra Nişanca mahallesindeki gezimizi bugünlük bitirelim. İlk fırsatta Nişanca'ya bir daha gezeceğiz. Arpacı Hayrettin Hazretleri'nin bir de türbesi varmış burada. Eyüp'te zaten yer gök böyle eski binalar. Sizi Eyüp'ten, Nişanca'dan sevgiyle selamlıyoruz. Buraları keşfe davet ediyoruz.